Acaba'ya giriyoruz. İlk önce Truva'ya uğrayacağız. Onun da fotoğrafları, videoları gelecek. Yol videoları silinmiş. Onun için özür diliyorum. Ben hazırım Cevat. Bay bay. Şimdi geçelim Truva'ya. Arkadaşlar Truva tanıdık uğrayalım dedik. Şöyle şurada duruyor. Hadi böyle bir çekim yapacağım böyle. Biz uğrayalım. Şöyle çıkıp Truva'ya gireceğiz. Şöyle. Giriyoruz. Hep kolonelerimiz. Hadi Truva gelen. Gelsene. Kolonel var. Çıktım. Şöyle bir manzarayı gösterelim. Çok güzel. Burada atan sonra çekim yapacağım. Evet, burada çok güzel bir bankama oturabiliyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Gidiyor. Şu an Truva'nın en üstündeyiz. Şuradan şaşırmaya korkuyorum. Evet. Truva'nın en üstündeyiz. Oh my god, şu an. Şuraya baksanıza. Çok fena. Abi. Neyse, bakacağım. Çok çekim ben de. Çok fazla insan var. Evet, şimdi ben korktum. Feci hale. Ben evet, çıktım. Evet, burada değişik bilgiler var. Onun dışında. Burada da herhalde Çanakkale'den falan değişik şeyler var. Aynen. Şöyle şurada kırılmış bir şey var. Evet. Değerli şeyler. Evet, burada da bir şeyler var. Onun dışında şurada değişik bir şey var. Orada daha bir şeyler yapılıyor galiba, çünkü kapalı görünüyor. Şimdi gidiyoruz oraya. Duruyorum, girebildiğinde giriyorum. Herhalde orada arkeoloji mi deniyor bu şeyler? Arkeoloji yapıyor galiba, öyle bir şey. Evet, şimdi hala olmuyor. Evet, giremiyoruz oraya. Evet, şurada çok güzel bir yusuf. Aynen. Şimdi burada nereden çıkıyoruz biraz ilgili. Burada eski şehir var. Eski şehir. Bir bilgi daha var. Burada da böyle bir sene tahtadan bir katman var. Neden görünüyor? Tamam. Göründü. Burada da bilgi var. Tarih. Burada da tam uçurumun kenarında bir bank var. Yani arkaya uçabilirsiniz. Değil mi? Şimdi şurada görünen çadırın oraya gideceğiz. Benim dalgıç. Bitti. Bir şey söyledim. Benim dalgıç üstüm var deniz. Vay. Uslanmayayım diye. Ne güzel. Şimdi yolu arıyoruz. Gidebiliyoruz ya bu yüzyılda. Kapalı. Burası değil ama. Buradan. Gidiliyor diyorlar ama gidilmiyor, kapalı. Oradan gidiyormuşuz. Evet. Gidiyor mu? Evet. Geldik oraya. Geldik sayılır. Evet arkadaşlar. Otlar batacak ayağımıza. Özellikle benim. Terlikliyim. Şurada bir yol var. Gizli bir yol. Oradan gidiyoruz. Değişik bir ağaç. Yabani bir ağaç. Yaprağı da kopmuyor. Değişik bir şey var. Bilmiyorum ama. Böyle değişik bir meyve gibi bir şey gözüküyor. Ağacın. Yabani ağacın bir kabuk. Evet, burada böyle şeyler var. Burada değişik yazılar var. Orada bilgi var, bakacağız. Bilgiler, bunun hakkında bilgi. Bu da belediye. Şurası belediye binası yansıyan şekilde ama şu an. Evet, burada devam ediyor. Bunlar. Bu sol tarafta da bir yer var. Hatta buraya girilebiliyor. Şöyle gireceğiz. Evet, burik. Vay. Şimdi buraya gireceğiz. Bak. Burada da girmek istiyor zaten. Ve bunlar biraz tehlikeli. Evet, giriyoruz. Burada değişik şeyler var. Şeylerle gidip geliyor ama ağacın. Şöyle. Çok değişik eserler var burada. Ben çekeceğim kendime. Evet. Dokunacağım, çaktırmayın. Gizli top. Aa, şurada bir yer var. Girilebiliyor. Geri dönme tanıyım. Burada bir sürü önce kaldı. Bilmiyorum, yine binlerce öncülüğü bakmıştı. Usta dizmiş, kaç sene bilmiyor. Evet. Hiç basılmamış bir yere bakıyoruz. Bu 1 milyon yıl önce. Şuradan geliyor ses. Bayağı geliyor yani. Şurada yeşil ağaç var. Böyle dalanın birkaç yeşil, yeşil bir yeşil ağaç var. Bununla beni korkutamazsın. Mağara, Türkçe, böyle, Almanca ve İngilizce. Yani mağaraya gireceğiz sıcak. Evet, bakma yeri buldu şurada. Merdivende gireceğiz. Okuyorum hemen. Çektim ben. Burada dinsel törenler yapılıyormuş arkadaşlar. Kutsal olanmış burası. Şurada ağaç çok vermiş. Onlar bence ocaklar. Yok, dikkatli olunca yazıyor. Ben hiç direkt çıkıyorum. Evet, burada bir şey daha var. Böyle bir yer. Şimdi okuyacağız. Burası eskiden saraymış. Saray binasıymış. Geliz yok. Değişik bir şey buldum. Şöyle. Şöyle kuyu yapmış yaklaşık milattan önce 300. Yüzünce aşağı kazılmış. Bugünkü yüzde 27.650 metre. Derinliği bilmiyorum. Rosyan Şam 1994. Bir kuyu yani. Bir kuyu. Onu elime alsam ne olur? Bir sürü. Faraşlı burası. Şuraya bir baksanız ama. Çok değil. Şurada bir işaret var. Ne? Nerede tatlı? 5 kuyu. Olabilir. 3 an. Saçlar. Şurada bakacağım. Su taşı. Su taşı. Şurada çok güzel bir manzara var şimdi. Onlara böyle bir çekim yapacağım. Evet, burada çok güzel bir yer. Ne manzarası o kadar güzel ki. Şuraya bakalım. Bir dokuyum. Amanlarım yer herhalde. Saymen yardım edin çünkü oradan. Şöyle fotoğrafı da var. Şu an aynen buldum. Ben konu. Şöyle. Ben sanmadım. Bir dakika. Güzel bakayım. Evet, bu savunma duvarıymış. Burada da zaten görüyorsunuz. Hadi yukarı çıkalım. Savunma duvarı. Evet, burada böyle değişik çadırın içinde bir şey var. Herhalde. Aa, bak, taşlar geliyor. Bak, bu taşlar yok oldu işte şu an. Değişik. Şu an dokunuyorum. Ben şimdi burada korkuyorum.
Şurada bir şey var. Yazı. Çok değişik bir şey. Okuyorum. Sina. Yazı var. Troya dönemi yaklaşık milattan önce 25'te kaya duvarı ve kulinin orijinal temel taşları. Ya kartın mı? Hatırlamıyorsun ki. Hatırlamıyorsun. Evet. Bak. Sanki şu delikler var ya. Onlar kışın deliği. Vay. Arılar. Evet arılar gidiyor şu troya. Orada neden sizler? Ben başardım ha. Tüm fotoğraflarım gidiyor. Hepsi SD karta gidiyor. Hiçbir şey telefonla yollamıyor. Telefonla. Hepsi SD karta gidiyor. Bak. Herkesin de çok seviyorum. Ekol daha çok seviyorum ama bunu da seviyorum. Ekol'dan ne seviyorum? Oo! Normalde Ekol daha güzel. Değil mi? Hayır. Ekol daha güzel. Ama babamın iş yeri Ekol. Tamam. Benim telefonumda Ekol. Şu an böyle. Ama öncelikle bir espri yapmam lazım. Siz benim kolaya kaçtığımı sanıyorsunuz ama ben Fuse diye kaçıyorum. Televizyon var. Ben televizyon izliyorum. Evet. Ve klima. Annemlerin odası tüllü böyle. Şey yatak. Küçük mü oda? Yok. Çok küçük. Banyo da çok güzel. Aynen.
şampuan var ama basıyorsun sabun gibi. Aynen. Evet arkadaşlar. Ayaz Mo plajında görüşmek üzere. Sen de görüşmek üzere be. Görüşmek üzere Ayaz. Doya doya yüzeceğiz. Evet arkadaşlar şu an Ayazma plajındayız. Otoparkla 2 saat bir uğraş sonucunda bulduk ve bıraktık. Buranın suyu sadece soğuk ve denizine bağlı olduğu için soğukmuş. Fakat Ayazma plajının özelliği zaten ılık olmasıymış. Deniz çok güzel ama çok kalabalık, her yerde şezlong var. Ve sadece bir tane şezlong bu, şemsiye 30 lira. Yani çok fazla, onun için biz de şemsiye getirdik, çadır falan getirdik. Çok fazla şey var, kum dağılıyor. Şimdi yerleşeceğiz, denizi de göstereceğim. Sonra akşam olacak, gezeceğiz ve vlogumuz bitecek. Evet, şu an kumsala doğru yürüyoruz. Taş çantamda. Müzikler başladı. Burası full motosiklet. Gördüğünüz gibi. Neredeyse onlar? Bulduk. Giriyoruz. Deniz o kadar güzel ki. Ama şemsiye dolu. Çok güzel ama. Deniz o kadar güzel ki, hatta neyse girerim. Kum gerçekten o kadar güzel ki. Şuna baksanıza. Yani acayip güzel. Şuna baksanıza, yumuşacıkmış. Elime alacağım. Şuna bakalım. Buraya koydum ya. Şimdi yer bulacağız ve denize. Şimdi amcamı arıyoruz. Burada bak bak bak. Bulduk. Evet, şimdi denizi göstereceğim. Bakalım. Şimdi şu denize bakın. Şu güzelliğe bir bakın. Sonra ağlayın, kudurun çıldırın yani. Şuna bakın. Soğuk değilmiş arkadaşlar. Ayağım değdi. Çok soğuk değil açıkçası. Yani ya da ben alışayım böyle. Yani, girdiğimizde de arkadaşlar sadece denizi göstereceğim. Girdiğimizde çekebileceğim. Çünkü eğlencenin farkını varamayacağım. Çekebildiğim kadar çekemezsem de özür dilerim. Neyse bay bay. Evet arkadaşlar şu anda plajda oturuyoruz. Ve deniz. Çok yakın. Deniz gerçekten çok güzel. Akşam da takıcılarda gezip vlogumu bitireceğim arkadaşlar. Bu arada şu an tanıtım yapıyor, reklam tanıtımı. Sprite reklamı yapıyor. Temiz diyeceğiz. Neyse. Evet, böyle çok güzel. Beni göster bana. Çok güzel yani. Şimdi şeyler oluyor. Ama gerçekten o kadar soğuk ki ben yanlış hissetmişim. Çok soğuk, gerçekten çok soğuk. Bir gün gelmeye düşünürseniz bu plaja gelmeyin. Alta yazarım AYAZMA. Her neyse. Plajın ismi ne? Ayazma. Tamam, bunu söyle. Ayaz dedim ya, AYAZMA. Öyle değil, Ayazma plajı. Tamam, her neyse. İşte şurada bulmak çok zordu. Burada plaj var kocaman böyle. Onun dışında Bozcaada çok güzel bir yer. Bir de başka bir plaj var. Orada daha ılık. Yani buna ılık diyorsalar ben soğuk diyorum, merak ediyorum. Her neyse arkadaşlar, akşam takıcılarda görüşmek üzere ya da yemek yerken. Bye bye. Şu an yemeklerimizi falan aldık. Meşhur gün batımının çekildiği yere gideceğiz. Anne adı neydi? Bolu Feneri.
Mola fenerine gideceğiz. Orada gerçekten çok güzel gün batımının fotoğrafları çekiliyor. Şimdi oraya gidiyoruz. Orada da fotoğrafları koyacağım.